Dayı kampanya başladı. 10 tane poşet getirene 1 kilo portakal hediye. Kampanya devam ediyor. Çevre dostu böyle olur dayı. Marketlerde 10 tane. Tamam hemen abi. Dayı kampanya devam ediyor. Dayı kampanya devam ediyor. Evet 10 poşet getir 1 kilo portakal götür. Şimdi 10 tane poşet getirene 1 kilo portakalı hediye ediyoruz. Ama marketler bunu ranta dönüştürmüşler. Nasıl yani? 1 kilo poşette 120 tane poşet var. Bu 15 liraya alıyorlar kilosunu. 30 liraya mal oluyor. Yani poşeti satıyorlar. Böyle olmaz. Eğer çevrecilikse kardeşim 10 tane poşet getirene 1 tane ekmek bedava versinler. Ya da 10 tane atık pil getirene 4 tane saklam pil versinler. Yani milleti mağdur etmesinler. Şimdi benim evin altında market var. 2 gündür bakıyorum kadın elinde pirinçle gidiyor. Çocuk elinde çayla gidiyor. Böyle olmaz. Kendi müşterisini küçük düşürmesinler. Yani 30 lira alışveriş yapana bir tane file hediye etsinler. Yani böyle olur mu yani bu? Tamam çevre, biz de çevreyi korumak istiyoruz ama bu plastik poşet olmasınlar. Ya da kağıt poşet yapsınlar. Yani ne bileyim file versinler. Daha değişik şeyler yapsınlar. Yani 25 kuruş verdin mi poşet doğada kayıp mı olacak? Yok. Yine aynı poşet. Yine 300 sürünecek ortalıkta. Yani bunu ranta çevirmesinler. Ben diyeceğim. Bunu ranta çevirmesinler. Millete de bir ekstra bir yük olmasın. Adam 8 tane poşet alacağına 2 tane ekmeğini alır kardeşim. Yani niye böyle bir şey olsun? Getirsin abize 10 tane kullanmış poşet gelsin. 1 kilo portakal verelim. Böyle olmaz kardeşim. Biz buna karşıyız. Buradan hükümete de sesleniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı da şey. Bu düzenlemeyi tekrar, bunu uygulamayı tekrar düzenlesinler. Bir de poşetlere kardeşim bak böyle kendi şeylerini yapmasınlar. Aa böyle her poşete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazsınlar. Niye hem parasını verip hem niye millete reklamını yaptırıyorlar? Ya da ya düz poşet olacak böyle ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diye böyle bir uygulama yapsınlar. Vallahi halkın tepkisi nasıl olacak? Adam poşeti alıyor, tekrar fişten getiriyor, iade ediyor. Yani beğenmiyor, arabayla götürüyor. Yani de yarın arabayla 3-4 gün götür bu sefer arabayla taksimetre takırlar. Öyle olmaz abi. Yok böyle bir saçmalık yok ya. Getirenler olur ya. Daha yeni başladık biz buna. Olur inşallah ya. Bence yani bu marketler de 10 tane poşet getirirler. Bir tane ekmek versinler kardeşim. O zaman ortalıkta bir tane poşet kalmaz. Onu da belediyenin dönüşüm araçlarını çağırsınlar. Her haftada bir versinler.